Şimdi yarışmacılarımızı çağırmadan, sonuçları almadan ben birisini sizlere tanıtmak istiyorum. Bu saatlere kadar kendisini beklettik. Kocaeli'den geliyor kendisi. Rasim Uyan geliyor. Bir esnaf kendisi ama o kadar ilginç ve o kadar değerli bir şey yapıyor ki ben kendi ağzından duymanızı istiyorum. Alkışlarınız Rasim Uyan için. Rasim Bey hoş geldiniz. Basına yansıdı esasında yaptığınız şeylerin bir kısmı ama belki izleyicilerimiz çok net bilmiyor olabilirler. Rasim Bey bir berber. Kocaeli'nde çalışıyor. Kendisi 2002 yılında zannediyorum yılın esnafı seçildi. Bu evet. Senede Kocaeli'deki yılın çevrecisi seçildi. Şimdi siz lütfen jüri üyelerimize ve izleyicilerimize bir anlatın. Çok kısaca öncelikle neler yaptınız? Böyle bir program hazırladığınız için Sayın Osman Taner Kırır size, büyük jürimize ve Popstar ailesine teşekkür ediyorum. Kocaeli'nin Derince ilçesinden sevgi ve saygılar size getirdim. Çok teşekkürler, biz teşekkür ederiz. Ve polis haftamızı enişten dileklerimle kutluyorum. Şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Evet. Çok teşekkürler. Şimdi bir de bizim konumuzla ilgili, müzikle ilgili, daha doğrusu fikir ve sanat eserleriyle ilgili Orhan Bey. Siz belki okumuşsunuzdur basında. Rasim Bey'den duyalım kısaca. Evet. Popstar Alaturka'yı seyrederken Sayın Orhan Gencebay'ın telif hakları ile ilgili görüşlerini seyrettim. Ondan sonra ben de birey olarak neler yapabilirim diye düşündüm ve ertesi gün Korsan Hayır'la ilgili bir kampanya başlattık. Uzun çalışmalar ve emekler neticesinde ortaya çıkarılan ürün ve eserlerin kolay yollarla kullanılmasına tüm varlığımla karşı çıkıyorum. Emeğe saygı, korsana hayır diyorum. Neler yapıyoruz? Bandrollü ürün getiren, kaset, DVD, kitap getiren insanlara ücretsiz tıraş ediyoruz. Günün yaklaşık 12 saatini çalışıyorum. 6 saatini bu korsana hayır kampanyası için ücretsiz şekilde insanlar getirdiğinde ve fatura getirdiklerinde bandrolünü gösteriyorlar. Faturalarını bana teslim ediyorlar. Ücretsiz tıraş oluyorlar. Faturaları biriktirip de vergi dairelerimize götürüyorum. Bakar mısınız? 12 saat çalışıyor. Söyleyebilir miyim? Orhan Bey, ben, evet. Kazım değil mi? Rasim kardeş. Evet. O kadar candan teşekkür ediyorum ki bu yaptığın o kadar büyük bir duyarlılık ki bu yaptığın insan hakkına saygının en büyüklerinden birisidir. İnsan üç yönüyle üretir. Aklıyla, duygusuyla, bedeniyle. Sanatçılar akıllarıyla ve duygularıyla üretirler. Fen bilimleri akıllarıyla üretirler. Çalışanlarımız bedenleriyle üretirler, akıllarıyla. Neticede korsan tüm bunları sömürmeye çalışıyor. Ve başkalarının hakkını gasp ediyor. Dolayısıyla yasal bir zemin gibi görünüyor kendine göre o. Ve ama haram bir zemin üzerinde bunu yapıyor. Ve dolayısıyla büyük bir zarar veriyor. Yaptığınız muazzam bir şey. Size sonsuz teşekkür ediyorum. Yani çok teşekkür ediyorum. Hatta tüm meslek birliklerinin içinde olan biri olarak, kurucu ve yönetim kurullarında olan biri olarak tüm meslek birlikleri adına teşekkür ediyorum canı gönülden. Sağ ol kardeşim. Senin gibi herkes duyarlı olsa korsan mı kalır? Mümkün mü olur? Dünya çapında bir olay bu çünkü. İnanılmaz bir şey Orhan Bey. 12 saat çalışıyor günde. 12 saat çalışıyor. 6 saatini o kitapların, CD'lerin fişlerini getiren insanlara bedava saçtırır. Seni yanaklarından öpmek istiyorum bu yaptığın hizmet için. Çok teşekkür ederim. Ben size ellerinizden öpeyim efendim. Ayrıca tabii yılın çevrecisi de seçildi bu sene Rasim Bey. Gerçekten özel bir insan. Ben daha büyük bir alkış hak ettiğine yürekten inanıyorum.
bu hareketi herkese örnek olsun dilerim. İnşallah. Candan teşekkür ediyorum. İnşallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Böyle bir program hazırladınız. Teşekkür ediyorum. Efendim. Sağ olun. Bir kez daha alkışlıyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz kendisini. Sağ olun. Bayrağı, evet biz de emin ellere teslim edelim bayrağımızı. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Bu takılarınız gece boyunca dikkatimi çekti Bülent Hanım. Ne kadar güzel takılar bunlar böyle. Teşekkür ederim efendim. Bu gecenin mana ve ehemmiyetine uygun düşsün diye siyah giymiştim. Ve de ben iki haftadır bunların üzerinde duruyorum. Sanki biliyormuşsunuz gibi. Geçen hafta bu topazlardan bir tanesi patladı. Nazardan mı var ve acaba? Koyamadım, takamadım. Bu hafta işte böyle önemli bir gecede siyah giymem gerekliydi. Takdir edeceğiniz gibi. Evet. Ve takabildim. Çok yakışmış. Çünkü geçen hafta patlayınca ölüyorum dedim. Bütün Allah neşem korusun. Gitti. Ömer Bey ne yapacağız Ömer Bey? Yetişecek mi? Yetiştireceğim Bülent Hanım. Yetiştireceğim Bülent Hanım. Neyse taş geldi. Ve halletti Ömer Beyciğim sağ olsun. Çok yakışmış. Beğendiğinize çok, sevindim. Çok yakışmış. Teşekkür ederim efendim. Bu arada bir güzel haber daha var. Bizim yarışmacılarımızdan Lale, benim bildiğim kadarıyla Ebru Gündeş'te çalışmaya başladı. Çünkü Ebru Hanım siz demiştiniz ben, ki eğer elenirse... Lale eğer elenirse evet. Benimle beraber... vokal ya da korist olarak birlikte çalışabiliriz demiştim. Başladınız mı? O da bundan çok mutlu oldu. Dün gece ilk beraber sahneyi paylaştık. Harika. Çok mutlu gözüküyordu. Bugüne kadar verdiğim hiçbir sözü arkasında duramazlık etmedim. Her şeyden evvel yalan da söylemedim. Dürüstlükse dürüstlük sonuna kadar dürüstlük. Bu saatten sonra da ağzımızdan çıkan yapabileceğimiz şeydir ve kanundur kendimizce. Ercan için de bir şey söyleyeceğim ama... Yarışmacılar geldikten peki sonra. Peki o zaman. Çok teşekkür ediyoruz. Evet değerli izleyiciler, işte Popstar Alaturka'nın yarışmacıları alkışlarınızla sahneye geliyorlar. Bakalım kim geliyor ilk olarak? Aygün, İhsan, Mehtap, Ercan. Dört yarışmacımız kaldı. Aygün, İhsan, Mehtap ve Ercan. Bu yarışmacılarımızdan bir tanesi doğal olarak gecenin en çok oy alan yarışmacısı oldu. Ve son iki yarışmacımız da hafta boyunca heyecan içinde olacaklar. İşte Ercan, Mehtap, İhsan ve Aygün. İhsan geçen haftanın birincisiydi hatırladığım kadarıyla. Sayın bakalım Erkar, bu hafta sonuçlar nasıl olacak? Bir şey sormak istiyorum. Buyurun Bülent Hanım, buyurun. Şimdi bu gece eleme yapıldıktan sonra... Evet. İşte haftaya da kim gidecekse evet. Belli olacak. Evet. Sonra üç kişi kalıyor. Evet. Kaç hafta eleme yok ya da nasıl? Gelecek haftanın sonunda biliyorsunuz elenmiyorlar zaten. Elenmiyorlar. Bir sonraki haftada elemiyoruz. Yani İki, o hafta. Üçüncü hafta. Evet. Eleme. Peki ve final. Bu üç haftada o zaman demek ki üç hafta elemesiz geçecek. Yani üçüncü haftanın sonunda eleme olacak. İki hafta. İki hafta eleme olmayacak. Üçüncü haftanın sonunda eleme olacak. Bu üç hafta da efendim Popstar bünyesindeki esas olan üç grubu Dağda, da evet. Seslendirmeye artık mecbur. Artık başlıyorlar tabii mecbur. Ki. Tabii ki. Teşekkür. Yani Türk sanat müziği, Türk halk müziği ve serbest çalışmalarda muhakkak birer eser seslendirmeleri İster gerekiyor. İster istemez yani. Tabii ki. Tamam. Kural olarak. Teşekkür ederim. Gelecek hafta ayrıca da Eğlendir Beni konsepti yapacağız. Biliyorsunuz her seride yapıyoruz. Yarışmacılarımız işte enstrüman çalabiliyorlarsa bunları gösterecekler. Dans edebiliyorlarsa bu tip kabiliyetlerini de gösterecekler, sergileyecekler. Bülent Hanım'ın dediği gibi diğer dallarda, söylemedikleri dallarda da eserler seslendirecekler. Ebru Gündeş'in Ercan'la ilgili söylemek istediği bir şeyler vardı. Eğer... Yani, Lale'ye söylediğim gibi sen zannediyorum klavye çalıyordun değil mi? Ha? Klavye çalıyorsun. Ritim çalıyorum klavye. Birinci olursa ayrı. Ama evet. Onun dışında albüm yaparsa ayrı. Eğer bir sanatçıyla çalışmak isterse bir gün bizim kapımız Ercan'a açık. Hem klavye çalabilir. Hem
klavye çalabilir hem de vokal olarak yine kendi orkestramda yer verebilirim kendisine. Benim için şeref hocam. Bunu da söylüyorum. Sağ olun. Lale gibi o da bizim ekibimize katılabilir. Bu bir söz. Ama onun dışında senin hayatında neler gelişir? İnşallah albüm yap. İnşallah bizler gibi bir şey ol. Öyle olmasın. Tabii ki tercih ederim. Gelelim seni dinleyelim ve alkışlayalım. Ama kaderdir eğer olmazsa benim kapım sana açık. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sağ olun. Çok teşekkürler. Şimdi sevgili izleyiciler artık sonuçları açıklamak üzereyiz. Alkışlarınızda Nihat Beyan'ı, noterimiz Nihat Beyan'ı davet ediyoruz. İstanbul 10. Noterliği Başkatibi Nihat Beyan geliyor. Hoş geldiniz Nihat Bey. Tekrar hoş geldiniz. Sonuçlar geldi. Bu eseri biliyor musunuz ismini? Vallahi tam dinlemedim. Sevda. Biliyorsunuz Fahri seçiyor bu eserleri. Sevda diyor. Nükhet Hanım'ın meşhur ettiği bir şarkıydı. Bravo ama artık siz de anılacak bu eser. Peki çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sensin benim. Evet. Evet, evet, ne güzel. Sen mi söyleyeceksin Armağan? Tahmin soracağım nasıl? Şimdi hazırlanıyorum ben. Peki. bu eser neydi? Götür beni Emrah. Emrah'ın çok güzel şarkılarını. Götür beni. Gittiğin yere. Sen de noter... Götür İstanbul... beni gittiğin yere. İstanbul 10. Noterliğine, Beyoğlu'na gideceğiz sizi. Beraber. Peki. Kim? Kim götürüyor sizi? Kim? Sayın Erkır tabii. Nereye? Bilmiyorum. Nasıl yani? Hay Allah'ım, bu benim zorlandığım dakikalar. Evet. Ben sadece Fahri ve Nihat Beyan'dan bahsediyorum. Tamam. Beraber onlar notere gidiyorlar. Artık ne yapacaklar bilemiyoruz tabii ki. Ne diyordum ben? Götür beni gittiğin yere dedim lan sana. Tamam peki. Size. Tamam. Bunun cevabını haftaya. Evde konuşuruz. Evde konuşun siz. Peki. Tabii. Biz Zeki Çetin'e falan gideriz zaten. Aa! Nereye? Zeki Çetin'e bu saatten sonra. Ya. Hep beraber. Hep beraber. Yüzdeleri görelim. Yüzdeleri görelim bakalım. Son görüşümüz olacak. Allah'ın izniyle. %25.5 Bülent Hanım. Jüriden gelmiş. Evet. %36.42 izleyicilerimizden gelmiş. Ortalama %30.96 ile bu haftanın birincisi olmuş. Bu yarışmacımız acaba kim diye bir salona soralım ilk önce. İhsan diyorlar. Mehtap diyorlar. Ercan diyorlar. Aygün diyorlar. Peki. Dört müzik yolcumuzun da ismi geçiyor. Ama geleneğimizi bozmayalım. Armağan Çağlayan'a soralım. Ya gönlüm Ercan'ı istiyor ama İhsan olacak. Ama İhsan bir olur bu gece. Ercan iki olur. Son ikiye Aygün'le Mehtap kalır. Ya devamını haftaya konuşuruz. Peki. Armağan Çağlayan diyor ki İhsan birinci olur. Ercan iki olur. Son ikiye de Mehtap'la Aygün kalır diyor. Komple söyledi bütün tahminlerini. Ama bakalım tabii tahmin ettiği gibi çıkacak mı haftanın birincisi? Çıkmazsa yine değişecek değil mi Armağan'cığım? Diğer jüri üyelerimizin bir tahmini var mı? Yok. Artık yok peki. Eyvah. Madem gidiyorsunuz tahmin yok. Yok ben vazgeçtim gitmiyorum. Ne oldu Bülent Hanım? Ben gidemem. Etik değil. Orhan... Ama kim senin de muhabbetine doyum olmuyor Allah aşkına. Anlayabilmış değilim. Ya iyi ki müdürün hanımı burada gidiyor? Diye sen kim, de be. Kim nereye gidiyor? Gelme haftaya sen de. Kim nereye gidiyor? Onu anlayamadım. Ay hayırlı sabahlar Orhan.
Teşekkür ederim. Hayırlı sabahlar. Size de. Millet efendim malı aldı götürüyor. Sen hala kim ne malı ne aldı götürüyor? Neyi aldı götürüyor? Osman Tan'la ikisi gidiyorlar. Gayet normal. Gidebilirler. Nasıl olur? Aa. Gidebilirler. Etik mi Orhan? Hayır etik. Hayır. Biz gitmiyoruz. Bana bak Bülent, sen yaşlandın galiba. Etiği metiği de şaşırdın. Hayır. Hayır Bülent Hanım. Bana gelince tamam etik değil, onlara gelince etik. Ne diyorsun sen be? Şimdi burada bazı cümleler yitik durumda ki böyle anlaşılıyor. Peki. Ya hayır. Hayırlı. Bülent Hanım'la Osman Tan Bey'in olmaz bir yere gitmeleri etik mi? Hiç etik değil. Gidebilirler. Gidebilirler. Buyurun. Gidebilirler. Aa, Orhan dururken ben gider miyim Osman Tan? Ya. Ben Allah'ın izniyle. Sonra bir gün topluca gideriz. Hep beraber gideriz. O sevime ben nasıl o gözyaşlarını döktüreceğim? Kendini çok garantide zannediyor. Görecek o günü. Nasıl olsa gidecek o. 35 yılın kendine güveni. Sen yalnız kalacaksın Sevim Hanım. Sevim Hanım biz el ele tutuşalım. İkimiz gidelim. Sen dur. Bülent Hanım kalsın. O nasıl olsa yalnız kalacak. Biz ikimiz gidelim Sevim Hanım. Börekleri de ona yedirdi zaten Allah. Orhan Bey biz gidelim sizde en iyisi çıkışta. Valla gidilecek bir şey var. Hep beraber gidilecekse ben tabii ki giderim. Ben tamam toplumu uyarım. Hayır hayır aman bu ruhumuzu karartır. Ben ne yapayım? Sen git Sevim'le hadi. Efendim? Sevim'le git. 35 Sevim yıldan al bunu beri. Ne? Zaten 35 yıl önce aldı beni. Ah sen gün mü gördün garip arkadaşım? Ben gün mü gördüm? Ne yıllar gördük. Gün ama görmedik ama ne yıllar gördük değil mi? Maşallah. Her gün mercimek haftanın çorbası. Haftanın birincisi geliyor. Haftanın birincisi. Hadi gelsin ben de gideceğim işim var. Haftanın birincisi %30.96 ile.